Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Nihayet 11 ay geçti ve yine Ramazan'a kavuşmuş olduk. Biz de bizim Ramazan'ımız nasıl geçiyor onun bir videosunu yapalım dedik. Çünkü Ramazan bizim için hareketin az, sofradakilerin çok olduğu bir ay demek değil. Biz de bu yüzden bir Melis bir Enes tarzında Ramazan nasıl yaşanıyor bunun vlogunu çekelim istedik. Mesela bugün iftardan sonra ufak bir koşuya çıkacağız. Tabii ki de spor yapacağımız günlerin de iftarı spora uygun olmalı. Ezan okundu. Evet, ezanı da duyduk. Biz bugün mesela bir koşuya çıkacağız. Ve tabii ki de koşuya çıkacağımız, spor yapacağımız günlerin iftarı da spora uygun olmalı. Mesela biz bugün azıcık bir çorba ve biraz da fırın makarna yiyeceğiz. Yani fırın makarna dediysek öyle çok ağır bir şey değil. Böyle çok hafif bir sos yaptım. Çünkü spora çıkacağımız günlerde böyle et, yumurta, balık ya da çok yağlı yiyecekler spor esnasında ah keşke bunları yemeseydim dedirtiyor. Evet, hadi ezanımız da okunuyor. Hayırlı iftarlar. Evet, koşuya çıktık. Eğer iftarda yediklerimiz yetmezse diye yanımıza hurma aldık. Yani Ramazan'la alakalı değil aslında. Eğer evde varsa antrenmanlar için mutlaka yanınıza hurma alıyoruz. İyi oluyor yani. Evet, ayrıca öyle iftarda dolu dolu lıkır lıkır su içmiyoruz. Onun yerine şöyle bir tane şişeye su dolduruyoruz. Bunu da yudum yudum içiyoruz ki öyle gün içerisinde ve antrenmanda karnımız hemen şişmesin diye. Evet, Melis'in koşusu bitmek üzere. Benim için de ufaktan bir ısınma koşusu gibi bir şey oldu. Birazdan Melis'i eve bırakacağım ve artık biraz da kendi koşumu yapacağım. Dikkat et. Evet, Melis'i eve bıraktım. Şimdi kendi koşumu yapacağım. Sonra belki de Melis bize koşu sonrası için güzel bir içecek hazırlar. Ve ben de geldim. Hoş geldin. Spor sonrası hızlı bir şekilde protein ve karbonhidrat almak gerekiyor. Ben de bu yüzden muz ve kakaolu sütler hazırladım. Afiyet olsun. Yattık, kalktık ve sahurumuzu da yaptık. Şimdi uyumadan önce camimize gidiyoruz. Çünkü bizim camimizde çok güzel Kur'an okuyorlar. Evet, sabaha da kalmış olduk. Şimdi biraz yürüyüş yapalım mı? Yürüyüş mü? Yok ya, eve gidip bir iki saat yürüsek mi? Düne giderdik ya, şöyle gün doğumunu izlerdik. Yok, bilemedim. Uyuyalım. O zaman iftara gidelim bir düne. Aa bak oğlu. Aa güzel fikir. Gidelim. Artık yiyecekler senden. Tamam. Hadi gidelim, eve gidelim. Evet, hazırlıklarımızı yaptık. İftara, pikniğe gidiyoruz. Evet, kamp çantamızla. Pikniğimize yürüyerek geldiğimiz için bu kamp masa ve sandalyelerini taşımak biraz zor oluyor. O yüzden Enes hepsini kamp çantamıza doldurdu, öyle taşıyoruz. Evet, şimdi Antalya'da Düden Park'a geldik. Burayı çok seviyoruz. Ve şimdi uygun, güzel bir yer arayacağız. Yaklaşık yarım saat kaldı. İnşallah bu bulutlar bize yağmur olarak geri dönmez. Evet, yer olarak burayı belirledik. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Böyle bir yerde iftar yapacağız. Bence güzel olacak. Evet, ve vakit geldi. Bu güzel ortamda oruçlarımızı açacağız. Allah kabul etsin hepimizin oruçlarını. Amin. Evet, iftarımızı da yaptığımıza göre şimdi sırada ne var? Tabii ki de akşam namazı. Peki bunun için bütün eşyaları toplayıp gidecek miyiz? Yok, ne gerek var ki? Çünkü yanımızda bir hasır getirdik ve bunun sayesinde istediğimiz yere koyup namaz kılabiliyoruz. Ben de istediğim yerde namaz kılabilmek için her daim yanımda namaz elbisemi taşıyorum. Evet, ertesi gün oldu ve bugün iftar Enes'tenmiş. Evet, bugün Melis'i dinlendiriyoruz. Ben de elimden geldiğince pilav yapacağım, salata yapacağım, bir de hazır çorba yaparım. Tatlı yok mu? Varsa bir hazır puding de yaparız senin için, var mı? Var. Tamam, önce bunları yapmam lazım, az tamam. Kaldı. Nasıl olmuş sofram? Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Sağ olasın. Evet, şimdi hızlıca iftarımızı yapıp akşamı kılıp hemen yatıyoruz. Çünkü bu gece kayınaleme sürpriz bir sahur ziyareti yapmaya gideceğiz. Evet, tabii bunun için de biraz önceden uyumamız gerekecek. Bu yüzden gece görüşürüz. Bu sahurda kayınaleme sürpriz yapacağız. Ve bu yüzden bisikletlerle onlara gidiyoruz. Şu an gece saat 2, yola çıkıyoruz. Bizimkilere gidiyoruz. Evet, sahurumuzu da yaptık ve bugün de kayınailemin evinde home office çalışıyoruz. Şimdi atladık arabaya, dağlardan gelen kaynak suyuyla damacanaları doldurup su işini de daha ucuza gideceğiz. Sular tamam. Şimdi kapaklarını kapatacağız. Sular
yaptık ve kayınvalidemle teravih gidiyoruz. Geldik. Böyle güzel bir yer. Güzel. Sevdin mi? Çok güzel. Aa, çok iyi. Allah'ın iyi galip güç olarak anlayamaman nasıl? Çok güzel. Canlı da çok güzeldi bayağı. Evet. Onlar güzel çıktı. Bakın. Gidiyoruz. Eve dönüyoruz. Evet, teravihi kıldık, bisikletlerimizi atladık ve evimize geldik. Saat 12'ye gelmek üzere. Şimdi bir yatalım, sonra sahurda bir düşünelim bakalım yarın neler yapabiliriz. Bugün iftarı dışarıda yapalım dedik. O yüzden bisikletlerimizle yaklaşık 15 kilometre mesafedeki şehir merkezine gidiyoruz. Tabii ki de bugün oruçlu olduğumuz için öyle haldır haldır basarak gitmeyeceğiz. Yolu uzatıyoruz ama biraz güzelleştirelim dedik. Evet. Yani... Yine Düden Park'ın içinden geçeceğiz. İnsan bisiklet yoluna martı koyar mı ya? Normalde bisiklet yolu bizim için biraz yavaş geldiği için buralarda sürmüyorduk ama oruçlu olunca güzel bir rota oldu. Manzara çok iyi. Değil mi? Şu an çok az basıyoruz pedallere. Enerjimizi neredeyse bitirmiyoruz. Oruçlu olunca böyle. Ama yine de yapabiliyor yani, öyle rahatsız eden bir şey yok. Spor gibi düşünmeyin, şu an ulaşım modundayız. Eğer çok profesyonel değilseniz oruçluyken öyle haldır olur koşamazsınız ama bisiklet etkilemiyor orucu. Aklınızda bulunsun. Acayip bir rüzgar başladı. Ya bu martılar nedir böyle ya? Evet, eskiden Işıklar Caddesi'nde bisiklet yolu vardı. Oradan gidebilirdik ama artık o bisiklet yolu olmadığı için artık yolumuza arabaların yoluna katılarak devam edeceğiz. Bizim için problem değil ama bisikletle yeniler için biraz zor olabilir trafiğe katılmak ama tabii ki de bisiklet sürüyorsanız trafikte sürmeyi de yavaştan artık öğrenmek gerekir. Evet, yola katıldık. Böyle devam. O kadar arabanın içinde bisiklet sürüyor olmak çok iyi bir şey. İftara çok az kalmış. Niye? Saat 19.17. Hadi canım. Vallahi kaçırdık iftarı, kaçırdık. Neyse şimdi varız ya. Ya çok az olmuş, saat 5 dakika falan mı? 5 dakika falan mı? Şimdi yazın bakalım. Evet, yetişecek miyiz bakalım. Hadi sen git, ben ikisini bağlara gelirim. Evet. Hadi geç sen. Evet, geleneksel dürümcümüze geldik. Bugün de iftarımız böyleymiş. Ucu ucuna yetişmiş olsak da iftarımızı yaptık. Evet. Şimdi cami zamanı. Hadi gidelim.
Takıldın mı? Evet. Allah kabul etsin. Sisterlarını buldun mu? Buldum. Müslüm sisterları olarak görüştüm geldi. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi Ramazan ayı bizim için hareketin az, sofradakilerin çok olduğu bir ay değil. Bu yüzden Ramazan ayı geldiğinde hayatımız monotonlaşmak yerine daha fazla renklenir aslında. Bu yüzden bu videomuzda da onu göstermeye çalıştık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman daha fazla vakitten almadan ne diyelim? Hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar.